Evet Nur Bey, dün akşam gün haftaya başlamadan dolar yükseldi. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, Nuri Kumaş Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı. Malum bu haftaya hep 2020-2021 geçişinde yatay bir geçiş görmüştük. Ve demiştik ki altın kral geldiği yeri unutmaz. Herkes altında ihtiyacı kadar olanı satsın ve altında kalsın demiştik. Şimdi bu sözlerimizi teyit etmiş oluyoruz. Tabii bunların hepsi bir yatırım tavsiyesidir. Bu olmayabilir de. Ama dolara baktığımız zaman Asya borsalarının bu gece saat 10'da açılıp borsalardaki kaybın dövize gittiğini görüyoruz. Ve Amerikan borsalarındaki bir kısım iyileştirme yani dövizi hareketlendirmiş oluyor. Bizim Türkiye piyasasında döviz bugüne neyle başlamış? Yaklaşık 7700-7800 veya 8000 bandında başlamış. Bu da bizim Türkiye piyasası açılana kadar 8.64'ü görmüş en yüksek değer olarak. Bizim piyasamız açıldığında 7700-8000 bandında işlem görüyor. Altın piyasasını da soruyorsanız, altın malum onsla beraber, onsun hareketi yüksek. 1745'lerde 1745'lerde bu da bize neyi gösteriyor? Pivot ve birinci, ikinci, üçüncü dirençlerin kırıldığını gösteriyor. Yukarı kırıldığını gösteriyor. Eğer 460 TL'yi külçe bazında, has fiyatı bazında görürsek 466, 472, 482 fiyatlarını da sanki görebiliriz diye düşünüyorum. Burayı kıramasak da buradan bir müddet devam ederiz diye düşünüyorum. Herkese iyi yatırımlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu şey neden yükseldi bu bir anda haftaya başladı? Şimdi uluslararası, yurt dışı bir kere belirsizlik var. Asya'daki belirsizlik. Türkiye'deki bazı işte Merkez Bankası'nın başkasının değişmesi, hızlı değişmeleri, işte iç belirsizlik, dövize olan halkın cebindeki 230 milyar dolar merkezdeki fazla olan paralar. Bunlar buna benzer etkenler çok. Şu an yatırım yapmak isteyenler yatırım yapsınlar mı? Her zaman bunu söylüyoruz. Bakın güvenli limana yine ne olduk döndük. Güvenli liman altın. Bak döviz değil. Altın. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Biz dövize para yatırmayacağız. Altına yatıracağız, paramız içeride kalacak. Bakın yine söylüyorum. Dövize yatırılan para faizsiz kredi vermiş oluyorsun ilgili devlete. Paranın sahibine faizsiz kredi vermiş oluyorsun. Bunu hep ben vurgulamaya çalışıyorum. Biz artık pistin başına geçmiş, yarışmaya hazır olan bir ülkeyiz. Yani şahsi olarak değil, bireysel olarak değil, toplumsal düşünmemiz gerekiyor. Altına olan paramız bizim yurt içinde kalıyor. Bakın Ocak ayına baktığımız zaman döviz girdisi olarak yine bak altın ve mücevherde en fazla getiri 2.4'tü en son baktığımda 2.4 milyar dolar. Yani 3 milyara doğru gidiyor. Bak biz bunu tasarlıyoruz, satıyoruz. Para bizde kalıyor. Yurt dışından dövizi biz buraya getirmiş oluyoruz. Altını işleyerek pazarlara buraya getirmiş oluyoruz. Şimdi her zaman altın, şunu söylüyorum. Altın kraldır, geldiği yeri unutmaz. Ve her zaman ivme yukarıya diye düşünüyoruz, tavsiye ediyoruz. Tabii bu bir tavsiye niteliğindedir. Vatandaş kendisi nasıl uygun görüyorsa öyle yapmaktadır. Teşekkürler. Ben bir şey daha merak ediyorum. Ben şimdi altın alsam ileride zarara uğrar mıyım? Bak bu güzel bir soru. Şimdi almadığın şeyde zarar veya karı görme şansın yok. Bir şeyi almış olman lazım, bir fiyattan girmiş olman lazım ki gelişen emtia fiyatlarına göre zararı veya karı görmen lazım. Şimdi olmayan şeyi konuşamayız. Bak siz altın almamışsınız. Almadığın şeyi de yani borsa gibi değildir. Altın uzun vadeli bir yatırımdır. Kısa vadeli hisse senedi gibi düşünmesin kimse.